Benim güzel kardeşlerim merhabalar iyi pazarlar bendeniz Özgür Maral Özgür Maral doğru kanal hoş geldiniz arkadaşlar evet yarın piyasa yeniden açılacak ve herkes kendine göre Değişik beklentiler içerisine girecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Piyasanın ne olduğu aslında malum tutulan, baskılanan bir döviz kuru, euro kuru. Buna bağlı e, güdük kalan bir gram altın. E, küresel ekonomilerdeki Fed'in beklentisi, e, Fed'in şahin bir duruşu ve faizi artıracağım ve daha da sık arttıracağım duruşu, dolar endeksini yükseltme çabaları, enflasyonla baş etme çabaları gözüküyor. Küresel boyuttaki enflasyon elbette ki var. Pandemi ve sonrasındaki bu Ukrayna-Rusya savaşı gerginliği ve dolayısıyla bu bilgiler ışığı altında doları e, konuşmak, euroyu konuşmak, e, emtiyaları konuşmak gerekir. Altın bir parça etkileniyor. Yani bu faiz artırımı çok daha fazla olur mu? Ee, sık sık olur mu ve para oraya akar mı diye e, Biliyorsunuz ters korelasyonlu bir ons altından bahsediyoruz Ancak 1931'de dipçik gibi oturmuş da bir ons altından bahsediyoruz Gram altın 915-916 liradan fiyatlanıyor Dibin dibine vurduğunu ben artık düşünüyorum açıkçası Kendi beklentim 900 lira artık altını ben görebileceğimizi zannetmiyorum çok büyük olaylar olması gerekiyor. Çok büyük hadiseler olması gerekiyor. Doların 10 liraya 9 liraya düşmesi gerekiyor ki bu mümkün değil. Zaten bunu hiç kimse istemez. Ne ithalatçı, ne ihracatçı, ne turizmci, ne vatandaş, ne Merkez Bankası da istemez. Çünkü dolar 10 liraya düştüğü anda kur korumalı mevduat işi biter ve bu politika ters tepmiş olur. Euro 15 lira e 91 kuruşta olduğu gözüküyor. Arkadaşlar kur korumalı mevduat olduğu Kur korumalı mevduat kimin ne işine yaradı ben bunu bir merak etmekteyim. TL'nin her gün eridiği, enflasyon karşısında ezi, ezildiği bir ortamda e, mevduat olarak döviz korumalı mevduata bile yatırılsa e, paranın eridiği bir ortamda dövizin bu şekilde durması kimin işine yarar? Döviz bu şekilde durur ve daha da aşağılara düşerse kur korumalı mevduat işi biter. Kur korumalı mevduat işi biterse de ee, tekrar içeri doğru para dönmeyeceği için tekrar dolarizasyon başlar veya yüksek faiz ortamına girilir diye düşünüyorum. 3-4 Mayıs'ta çok büyük bir tecrübe edineceğiz. Yani bu hakikaten bu Fed'in faiz artırımı bakalım dolar endeksini ne şekilde etkileyecek. Yukarıya doğru yüklenme yapacağı bir kesin. Ben en kısa sürede 15 ve 15 üzerine görüyorum. Zaten bunu bırakmak zorundalar arkadaşlar. Yani bir 3 aylık korumalı kur korumalıya giren vatandaşlar buradan bir gelir bekler. Kur korumalı mevduatın kımıldamadığını görünce orada bulunmaz arkadaşlar. Bu durumu görür, oyunu görür, parasının daha da ezim ezim ezildiğini görür ve çıkar ve bu olay biter. Peki kim kazanıyor kur korumalı mevduat için arkadaşlar? Şöyle bir özetleyebilirim ben size. Kur korumalı mevduattan arkadaşlar en fazla kazanan kesim banka, bankalar. Bankaların son 6-7 ayda karlarını %100 arttırdığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Bu yeni değişen politika ile beraber bütün para, halkın parası, bir şekilde bankalara aktı. Bankalar buna %14 ile %18 arası bir faiz verildi. Çünkü politika faizi öyleydi. Ancak kendileri bu paraları çok daha e, değerli yerlerde değerlendirerek paradan para kazanmayı en iyi bilen kesin bankalardır, bankacılardır biliyorsunuz. Ve karları e, özellikle e, bankaların net dönem karı yılın ilk iki ayında %323'lük e, Olağan dışı bir artışla 9.2 milyardan 39 milyar liraya yükseldi. Yani bankaları bu konuda tek geçiyoruz. Bankaların biliyorsunuz her tarafta şu an bütün televizyonda bangır bankır banka reklamları var. Onlardan daha mutlusu yok çünkü para oraya akıyor ve düşük faizde parayı kullanma şansını ediyorlar. Bizim paralarımızda oluyor bu iş. Onu bir defa söylemem lazım arkadaşlar. Bankaları da çalışanları ayrı tutuyorum. 3 kişi 5 kişidir arkadaşlar bankaların sahipleri de. Yerli ve yabancı bir teşebbüs olabilir. 3 kişi 5 kişiye çalışıyoruz arkadaşlar. Paralarımızı düşük faizle veriyoruz. Dolar da kımıldatılmıyor bu şekilde. Yani böyle bir kızgaça alınmış durumda. Bankalar eliyle insanların TL'yi koruma içgüdüleri. Türkiye yüksek faizle borç verenler de arkadaşlar bu durumda çok kazanıyorlar. Çünkü faizi düşük tutuyoruz biz ama ülke olarak politika faizi düşük vatandaş halka yansıtmıyoruz ama yurt dışından şu an kötü duruma düşmüş olan Türkiye'ye yüksek faizi borç veren yurt dışındaki kaynaklar ve kurumlar var. Örneğin arkadaşlar geçen ay %8.625'lik yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitti hazine düşünün. Bu oran 5 yıllık vadede dolar cins olarak Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz oldu arkadaşlar. Hazine 2 milyar dolarlık borç için 948.7 milyon dolarlık faiz ödeyecek. Faize karşı çıkılıyor, çıkılıyor. Halkına bu faiz verilmiyor ancak yurt dışından mecbur çok yüksek faizlerle borçlar bulunuyor onu söyleyan lazım. Gayrimenkul yatırımcılar ve emlakçılar da tabii çok çok kazandı. Enflasyon %61 iken konut faizleri ortalama %18 civarında bulunuyor. İnşaat maliyelerindeki artış var, göçmen politikası var, Yavaşlara konut satışı birlikte aşırı düşük reel faizler konut fiyatlarını şişiriyor. Konut fiyatlarının ne kadar arttığının farkında mısınız arkadaşlar? Konut fiyatlarının ne kadar arttığının farkında mısınız arkadaşlar? Konut fiyatları Şubat ayında yıllık %96.4 artışla rekor tazeledi. Yani şu an artmayan tek şey TL'nin değeri veya dolar, onu söyleyebilirim. Yani burada dolar, konut oldu, konut oldu, araba oldu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Paralarını buraya koyanlar, yatıranlar müthiş rakamlar kazandılar. Artış oranı İstanbul'da %106 %106'yı buldu. Düşünebiliyor musunuz? Yap işlet devlet müteahhitleri zaten her zaman kazandı biliyorsunuz arkadaşlar. Köklü inşaatları olsun, hastane inşaatları olsun bunları e, döviz cinsi yüksek gelir garantisi verilen e, yap işlet devlet projeleri vardı. Bunların müteahhitleri ne yapıp edip arkadaşlar dövizin artmasıyla da beraber e, paraları garanti. Yani bunlar her şekilde her seferde kazanıyor kıymetli arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, başka kimler kazandı? Yani döviz ve dövize endeksli mevduat sahipleri kazandı en azından şu geçmişteki 3 aylık yatırımda e, epey bir e, artmış oldu. E tabii parasını buraya yatıramayanlar, parası hiç olmayanlar yani günü çeviren insanlar buraya da para yatıramadıkları için e, paraları günden güne eridi. Yani parası olmayanlar parası olanlara para ödemiş oldu arkadaşlar. Bunların farkına varalım. Ya yani normal bizim gibi sıradan halkın cebine pek bir şey bu konuda girmedi. Kur kurmalı mevduatta nereye kadar gider daha da bilemiyoruz. Burada döviz ve şeylerin altının durumunu piyasadaki durumunu izlemleyebiliyoruz. Altın fiyatları, emtia fiyatları hepsini borsaları siz de bir canlı borsa ekran bulup günlük değişimlerini görebilirsiniz. Ancak şu anda yaprak kımıldamadığını da söylememiz gerekir. Yani e, dolayısıyla doların bu seviyede kalmasını ben mümkün görmüyorum. Bu bilgiler ışığı altında. Doların adı değişmiştir. Yani Doların ölçme gücü şu an başka taraflara verilmiştir. Doların ölçme gücü nereye verildi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın canlı ve net söylüyorum bir emlak piyasasına verildi. Yani emlaktan pay için İstanbul'da emlak son iki ayda %106 arttıysa enflasyonu da buna göre düşünün. Doları da buna göre düşünün. Yani dövizin adı emlak oldu. Dövizin adı petrol oldu. Ölçme gücünü şu an petrol elinde bulunduruyor. Yani dövize bakarak siz enflasyonu artık ölçemiyorsunuz. 100 liralık yakıt alırken tankımın yakıt tankımın yarısı dolarken dün 200 liralık yakıt aldım yarısından çeyrek aşağıda bana yakıt verildi. Dövizin ölçme gücü şu an petrole teslim edilmiş durumda. Dövizin ölçme gücü şu an zeytinyağı, ayçiçek yağına verilmiş durumda. Çarşıya, pazara, markete verilmiş durumda. Evet her şey var. Raflarda her şey var. Marketlerde her şey var. Evet iğneden ipliğe her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ancak alamadıktan sonra bunun adı arkadaşlar enflasyon olur. Bunun adı yoksulluk olur. İnsanlar artık tane tane muz, elma, portakal almaya başladılar. Aynı Avrupa'daki gibi. Nihayet bir şeyimiz Avrupa'ya benzedi. Hani hep Avrupa'daki gibi biz ekonomik olarak e, zenginleşmek, gelişmek istiyorduk. Onlara be, e, benzemek istiyorduk. Öykünüyorduk ya. Dün yine yakıt istasyonunda, ismini vermek istemiyorum. Bir petrol istasyonunda e, muz, elma, portakal sergileniyordu. Tane tane koymuşlardı. Bir muz 10 liraydı arkadaşlar. Dövizin ölçme gücü muza verilmiştir arkadaşlar. Dövizin ölçme gücü muza verilmiştir. Kimse bana buradaki fiyatların normal fiyatlar olduğunu ve bu 14.74'ün normal bir fiyat olduğunu ve bunun da daha aşağı geleceğini söylemesin. Evet getirilebilir. Kateküllüyle 9 liraya da getirilebilir. Ancak yukarıda dediğim, bahsettiğim diğer ölçme değerleri var. Sadece insanlar terste kaldığıyla kaldı. Ama bir müddet Size sadece bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Siz bugüne kadar yaşı büyük olanlara sesleniyorum. Dövizin hiç geri kaldığını gördünüz mü arkadaşlar? Doların, euronun geriden geriye gittiğini hiç gördünüz mü? Yoksa hep ileriye doğru atak mı yaptı? Bana bunu bir söyleyin. Hep ileriye doğru atak yaptı değil mi? Yani bazen 3 ay beklendi, 5 ay beklendi ama 5 ay sonunda fazlasıyla, hırsla beton duvar deler gibi delip geçti değil mi arkadaşlar? Ekonomi maalesef böyle. Ee, tekrar dövizin ölçme gücü kendisine verildiğinde döviz bunun etiketini karşıya yansıtacaktır. Döviz bugün 20 lirayla 25 lira arasındadır. Dolardan bahsediyorum. Şu an 4 saatte bir al durumu var. 15 liraya doğru gitmek isteyecektir ve geçecektir. 3-4 Mayıs'ta bunu test edeceğiz. Göreceğiz bana göre. Ha, Merkez Bankası bunu yapma, yapabilir yapacak mı? Yapacak. Mecbur bunu yukarıya çıkartmak zorunda Merkez Bankası yoksa yaptığı politikanın aksine iş yapmış olur. Dövizi düşürmek isterken aslında kur korumalı mevduatla devam ettirmek istiyor. Bir denge. Yani boş çevrilen bir kasnak gibi düşünün şu an kasnak boş dönüyor. Yani kasnak boş dönüyor. Kimseye bir faydası yok şu anki bu durumun ve aldatmacalı bir tabelayla karşı karşı olduğumuzu uçan kuş bildiği gibi yerli ve yabancı kurumların hepsi bilmekte kıymetli kardeşlerim. Euro'ya geldiğiniz zaman Euro'da da yani. İnsaf 15.89 yani. Hani bu, bu fiyatta olacak bir şey mi şu an? Temin ki bahsettiğim olaylardan ötürü. 25 liradan aşağı bir euro kuru görmemiz mümkün değildir. Mümkün değildir. Yani sabit bir kur gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunun nereye kadar götürüleceğini ben de açıkçası bilmiyorum. Şu an al durumu burada da devam ediyor. Yani ben 3-4 Mayıs'tan sonra bir zıplama ister istemez bir zıplama bekliyorum. Birer ikişer lira e, yukarı atacağını düşünüyorum. Bunu yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Dolar yükselmek zorunda diye video yayınladım. Ve bunun nedenlerini de sıraladım. Çünkü kur korumalı mevduat devam etmek zorunda. Eğer kurlar buralarda yerinde mıh gibi olmaya devam ettikçe ve toprak, tapan, emlak, arsa, araba, alım gücü gitgide düşmeye devam ettikçe insanlar buna uyanacaktır. Kur korumalı mevduata tekrar koymayacaklardır. Kur korumalı mevduatı insanlar niçin dövizlerini bozup koyuyorlar? Döviz gelirim garanti olsun diye, TL'm erimesin diye koyuyorlar. Ancak bu şekilde Merkez Bankası TL'yi kendi eritiyor. İster istemez alınıyor. Dövizler alınıyor. Dolarizasyon bir miktar kesilmiş oluyor. Alınan dolarlar da tekrar vatandaşa satılıyor. Tekrar o getirip koyuyor. Tekrar satılıyor. Böyle bir kısır döngü içine girmiş durumda. Turizmden medet umuyor, umuluyor. Turizmden arkadaşlar bu yaz pek bir şey geleceği yokmuş gibi gözüküyor. Bu savaş e, olayları birazcık bozmuş oldu. Savaş olayları bozmuş oldu. Ukrayna-Rusya Savaşı, gerginliği. Rusya'dan büyük oranda turist e, bekleniyordu. Ukrayna'dan da bekleniyordu. Her yaz böyle olurdu. Pandeminin çıkışındaki ilk yaz tatiliydi ve güzel bir e, belki dolar akışı olacaktı. Bu da bu iş de bozulmuş oldu. Ben önü çok aydınlık görmüyorum arkadaşlar. Yön yukarı olacaktır. Bunu hepimiz göreceğiz. Türkiye'de dolar ve euro hiçbir zaman geri kalmamıştır. Şuradan şöyle belki 4 saatlik böyle bir inişler görebilirsiniz ama kat ve kat yukarısında tekrardan size verecektir. Sabır bu konudaki en büyük ilaç. Dolar onsunu 1931 dolarda görüyoruz. Benim insanlar, vatandaşlar bize dolar onsuna yatırım yapan çok az insanlar var. Onu söyleyeyim. Yani biz de dolar ons alıp da yani ons dolar alıp da saklayan çok çok az insan vardı. Bizim insanımızın %80-85'i 90'ı yastık altı, altın alır, gram altın alır, çeyrek altın alır, bilezik alır. Reşat altın alır, Cumhuriyet altın alır ve bunu yastık altı yapar. Veyahut da gram altın alır. O şekilde bekler. Yani ons altını yatırımı yapan aslında yok pek yani şirketler, kurumlar veyahut da brokerlar hariç pek yoktur diye düşünüyorum. Düşeceği yere kadar bana göre ons altın düşmüştür. 1930'dan yüklenip 2000 dolarlara tekrar önce 1980 dolara sonra 2000 üstü dolara çıkacaktır. Ukrayna Rusya savaşı arkadaşlar bitmeyecektir. Bugün bir açık bir şey vardı bir akademisyen Ukrayna'dan yayın yapıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bir ülke böyle bir yıkım görmedi diyor. Bu savaş sizce böyle bitebilir mi? Bitemez. Yani genişleyerek devam edecektir. Çocukların öldüğü bir savaşta savaş bitmez diye defalarca söyledim. Savaş gerginliği devam ettiği müddetçe bu tekrar yukarıya doğru gidecektir. Şu an bunun tek sebebi buraya kadar gelmesinin sebebi 3-4 Mayıs'taki acaba faiz artışı nasıl etkiler? 75 bas puan faiz arttırılır mı? 0.50 değil de 0.75, 0.50'ye çünkü kesin gözüyle bakılıyordu biliyorsunuz. Gram altında yavrum öyle sağdan soldan tokadı yedi masum çocuk gibi duruyor. Tokadı nereden yiyor? Dolar bazında yiyor. Dolar çünkü yerinde duruyor mıh gibi ve gram altında nerede durduğunu görüyorsunuz. Bunun en önemli sağ motoru biliyorsunuz altındır. Gram altını ve isteyen şey dolardır. Bir de ons altındır. Ons da şu anda bir, bir parça geriye gitti ama hep bu böyle gidecek bir şekilde değil. Bir teklik olana kadar bekleyeceğim. Bin lirayı milat yapacağız. Bunu göreceksiniz. Ben bunu söylüyorum. 3 vakte kadar gram altın bin lira ve üstüdür. Bin liradan sonrasına bakın arkadaşlar. Bin on, bin on, bin elli, bin, yüz, bin iki yüz diye gidecektir gram altın. Tarihe bakın arkadaşlar. Tarihe bakın. Bu yataylık hiçbir zaman uzun süre devam etmemiş. Yukarı doğru gitmiştir. Salı verilmek zorundadır diye düşünüyorum. Bitcoin cephesinde de yani böyle muallak o da bir toplantıyı bekliyor sanırım. Eee... 39.500-600 civarında o şekilde bekliyor. Arkadaşlar kur korumalı mevduatın kime, kimin işine yaradığını e, sö söylemiş ve konuşmaya çalışmış olduk. En başta gelen bankalardır. Bankalar arkadaşlar bu ara güm güm görüyor. Yani bir taraflar kaybederken her zaman bir, bir taraflar kazanır. Bir taraflar e, yani yerlerdeyken bir taraf devamlı yükseklerdedir. Bankanın en önemli işlevi nedir arkadaşlar? Bankaların en önemli işlevi para toplamaktır. Şu an bankaların en böyle en e, güzel zamanları yaşadıklarını düşünüyorum. E, devlet eliyle ve politikasıyla ve Hazine Bakanlığı politikasıyla para toplanıyor şu an. Büyük paralar toplanıyor halktan e, bir bankanın da bundan daha çok isteyeceği e, bir şey olamaz herhalde yani para toplar Bu parayı değerlendirecektir. Ve bankalar şu anki durumdan çok çok memnun. Bitmesini bankalar istemiyorlar bu kur korumalı mevduatın. Çünkü büyük bir para akışı var. Her bankaya para akışı var. E, korkan ve korkutulan insanlar e, paralarını getirip kur korumalı mevduata şu anlık koyuyorlar. Ama hiçbir sistem sonuna kadar sürdürülebilir değildir diyorum. Haftaya bir şekilde bu rölantide bu sayılarla bu rakamlarla gidileceğini düşünüyorum. Ama 3-4 Mayıs'tan sonra artık bir şeylerin değişeceğini, Görebiliyorum arkadaşlar bir şeyler değişecek ve dolar euro ataklarının yukarı doğru göreceğiz Altın olsun da yükselmesini arkadaşlar bekliyorum Herkesin bitti öldü artık çıkmaz dediği yerlerde bir mal mamul alınır Herkesin coşuyoruz işte vurdu yukarı daha da yukarı gidecektir diye yerde bir mamul satılır Şu an herkesin lan öldük bittik satalım çıkalım bu böyle kaldı dediği bir yerdedir tam bana göre alım zamanları olacağını yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum ama fikir olarak mantalatör olarak yatırım piyasası böyledir arkadaşlar. Diyorum ondan güveniyorum ki artık altının, doların euro'nun tekrar yukarı e, ivmelenme zamanı gelmiştir diyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Kanalımıza abone olanları ayrıca seviyorum. Olmayanları da seviyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.